Kendi personel ihtiyaçlarını, kendi usullerine göre. Meclisin çünkü özel bir kanunu var. Yani e, dolayısıyla bu kanuna göre yapıyorlar. Bu o, detayına girmeden bu kanuna göre, yani bu yönetmelik ve şeye göre işe girdiğini ifade edeyim. Kaç lira maaş aldığını dün paylaştım Bodros ile birlikte. 100 bin lira değil 37 da, bin 500 lira maaş alıyor da, dediniz kesintilerden sonra eline geçenin bu olduğunu ifade ettim. Dün bodrosunu gösterdim. Mustafa Bey. E ee, bu Siz yılların Türkiye'deki şu anda, siyasetçisisiniz. Türkiye'deki şu bir partinin bir genel başkanısınız. Bir saniye bir şey Eğer söyleyeceğim. Sizin bir, şey söyleyeceğim. bir saniye. gibi 600 milletvekili. Eğer size sorumu sorayım ondan sonra. 600 milletvekili çocuklarını mecliste çalışsın. Milli iradenin yeridir. Burada tecrübe kazansın diye işe sokacak olursa bu vatanın evlatları nasıl iş bulacak birinci sorun bu. Eğer sizin kızınız babası bir genel başkan ve bir milletvekiliyken çok hak ediyor olabilir. Türkiye'nin en iyi üniversitelerini birincilikle de bitirmiş olabilir. Ama eğer bir siyasetçi kızını, bir milletvekili kızını eğer mecliste işe sokuyorsa biz bu ülkedeki 3 milyon işsiz gence kendi liyakatleriyle iş bulacaklarına nasıl ikna edebiliriz? Sorun bu. Söyleyeyim. Bir kere siz de tanıyorsunuz, herkes beni tanır ki ben zorda kalmış, yolda kalmış, iş ihtiyacı olan, herkesin elini tutan ve herkese yardımcı olmaya çalışan bir siyasetçiyim. Şunu söylüyorsanız, siyasetçilerin kız çocukları evlerinde otursun. Yo, Hiçbir asla çalışmasınlar. Asla. Bunu da değerlendirelim. Ne ilgisi var? Şimdi o zaman ben her milletvekili kızını mecliste Bakın, işe soksun. Çok... Her belediye başkanı çocuklarını Hayır. çalıştığı belediyede işe soksun. Ne güzel. Onların da çalışmaya hakkı var deyip geçelim. Şimdi Kübra Hanım siz bir kere beni konuşturmuyorsunuz. Dinliyorum sizi ee, buyurun. İkincisi dinlemiyorsunuz. Üçüncüsü de İlk defa sizi böyle görüyorum, kasıtlı bir yayın yapıyorsunuz. Yok, kasıtlı bir yayın Benim yapmıyorum. aslında bu yayına şey gereken söylüyorum. tereddütlerim vardı. Arkadaşlara da bunu ifade ettim. Ama yayından kaçacak halim yok. Çünkü benim alnım ak, başım dik. Ben şu anda şahsım ve ailem, dün de söyledim. Ben herkese hak ettiği cevabı veririm. Cevabını veremeyeceğim hiçbir sorunun muhatabı olmadım. Çünkü bugüne kadar hiçbir yanlışın içinde bulunmadım. Siz de takip ediyorsunuz. Hep doğruları söyledim. Hep efendim yoksulun, fakirin, asgari ücretlinin, efendim her kesimin ihtiyacı olan, talebi olan her kesimin yanında durdum. Şimdi bir kere daha söylüyorum. Siz de dinleyin, herkes dinlesin. 5000'den fazla personel var o personeller hangi usul yasa yönetmelikte girmişse benim evladım da öyle girmiştir bir ayrıcalıkla girmemiştir